vesaire. İyi akşamlar. Tüm TRT Radyo 1 dinleyenlerini İstanbul'dan saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Süha Uner, ekibimizi oluşturuyoruz. Bugün telefon konuğumuz Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Birgül Alıcı hanımefendi. Birgül Hanım merhaba, saygılar sunarız, kolay gelsin. Merhaba, merhaba Sağ Bey, teşekkür ederim sizlere de. Bu akşam istedik sizinle Türk sinemasını şöyle geçmişten bugüne konuşalım. Bu yolculuğa değinirsek, Türk sinemasının geçmişten günümüze olan yolculuğuna, sizce nasıl bir seyirden bahsedebiliriz? Buyurun efendim. Evet, öncelikle bildiğiniz gibi 1895 yılında Lumière kardeşlerin gerçekleştirdiği ilk sinema gösterimlerinden sonra Türkiye'de de İstanbul'un Beyoğlu semtinde ilk sinema gösterimleri gerçekleşiyor ve İlk sinema salonu da Francis Pate Yapım Evi'nin İstanbul temsilciliğini yapan Zygmunt Weinberg tarafından 1908 yılında açılıyor. Sinemanın kurumsallaşması adına ilk çabaların orduda başladığını söyleyebiliriz. Enver Paşa'nın bu Alman ordusunda savaş propagandası ve acemi askerlerin eğitimi için sinema kolunun faaliyetlerinden etkilenmesi sonucu bizde de 1915 yılında Merkez Ordu Sinema Dairesi kuruluyor. Burada ilk başta tabii Padişah'ın ve Enver Paşa'nın özel yaşamıyla ilgili filmleri çekiyorlar. Daha sonra yerli ve yabancı film arşivleri yapılıyor ve belge filmler yanında kurmaca filmler de çekilmeye başlanıyor. Burada yine bize ilk belge Türk filmi olarak Fuat Uskunay'ın, yedek subay Fuat Uskunay'ın 1914 yılında çektiği Ayas Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı olarak tarihe geçiyor biliyorsunuz. Ve daha sonra Merkez Ordu Sinema Dairesi'nden sonra eğitim, propaganda ve gelir amaçlı ordunun kurduğu diğer sinema kuruluşları Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Malul Gaziler Cemiyeti, Osmanlı Donanma Cemiyeti, Ordu Film Alma Dairesi yine savaş döneminde çeşitli belge ve kurmaca filmler çekiyor. Daha sonra 1922 yılına geldiğimizde tiyatro oyuncusu Muhsin Ertuğrul'un çabalarıyla özel yapım evleri Kemal ve İpek Film Şirketleri kuruluyor. Muhsin Ertuğrul'un hem yapımcılık hem de yönetmenlik yaptığı bu şirketlerde filmlere senaryolar yazması, tiyatro uyarlamalarının yapılması ve tiyatroda çalışan oyuncuların oynatılması söz konusu oluyor. Bu da onun çok eleştirildiği 1922 ile 1939 yılları arası yaklaşık 17 yıl tek adam olarak onun yürüttüğü bu tiyatromsu filmlerin olduğu dönemi tiyatrocular dönemi olarak damgasını vurmasını sağlıyor. Ancak Muhsin Ertuğrul'un aslında devletin modernleşme ve batılılaşma hedefine uyan filmler çekmesi dönemin iktidarının da gerçekten bu yöndeki modernleşme çabalarını destekliyor aslında. Ve bu tiyatro ve sinema arasındaki anlatım farklılıklarına çok önem vermediği gerekçesiyle eleştirilse de birçok ilkler onun döneminde gerçekleştiriliyor. Mesela ilk sesli Türk filmi İstanbul sokaklarında, ilk Müslüman Türk kadın oyuncunun oynatıldığı, İşte 1923'te Nehir'e Nehirler, Bedia Muvafitler, yani bunların oyuncu olarak yer alması sinema adına önce atılımlar olarak onun döneminde gerçekleşiyor. Daha sonra geçiş dönemi dediğimiz 1939-50 yılları arası diye tabir edilen bu Faruk Kenç ile başlayan tiyatro etkisini kıran yeni yönetmenlerin devreye girdiğini söyleyebiliriz. Ve geçiş döneminde bu daha çok 2. Dünya Savaşı yılları ve sonrasındaki 5 yılı kapsayan dönemde sansür tüzüğü, özgür ve eleştirel düşünceyi engellemesi adına önemli eserlerin ortaya çıkmasını önlüyor. Ve burada ilk etapta amatör oyuncuların oynatıldığını, işte Avrupa'dan dönen genç yönetmenlerin özellikle ilk etapta amatör oyuncuları oynattığını, sinemasal anlatımı denediklerini söyleyebiliriz. Yine bu dönem Mısır sinemasından çok etkileniliyor. Ve Mısır filmleriyle Yeşilçam'ın melodram kökenleri atılıyor aslında. Köklerinin temelleri atılıyor. Yani bu dönemde yeni oyuncular, teknik personeller, ses stüdyoları, laboratuvarlar, filmler, film dergilerinin ve eleştirmenlerin artması, sessiz çekimlerin sonradan seslendirildiği dublaj yönteminin benimsenmesi, yerli film yapanlar cemiyetinin kurulması ve 1948'de biletlerden alınan vergilerde indirim yapılması gibi
tiyatrocuların piyasa hakimiyetinin kırıldığı gelişmeler yaşanıyor. Ve 1950-70 yılları arası sinemanın altın yılları dediğimiz sinemacılar dönemi başlıyor. Bu dönemde sinema salonları, film yapım dağıtım şirketleri, laboratuvarları ile çalışanlar ticari anlamda bir sinema sistemi oluşturuyor. Nedir bu sinema sistemi? Mesela bölge işletmecileri denilen bir sistem var. Bu sistemde Türkiye belli bölgelere ayrılıyor ve her bölgede nasıl filmler istenirse, mesela Türkan Şoraylı, Cüneyt Arkınlı veya işte hani daha çok aşk filmi gibi türlerine ve işte oyunculara göre talepler değerlendiriliyor ve buna uygun bölgelerde filmler üretiliyor. Ve bu alanda 1948 yılındaki vergi indirimi de çok sayıda film şirketlerinin kurulmasını, çekilen film sayısının artmasını, dolayısıyla yeni yönetmen, oyuncu ve teknik çalışan sayısını arttırmasıyla birlikte seyircinin de bu şekilde arz talep ilişkisi sonucunda sürece dahil olmasıyla gerçekten oldukça artan sayıda bir film üretimiyle karşılaşıyoruz. Burada önemli olan işte Mısır sinemasından da köklerini alan melodramın tüketimi özendiren hizmetçiliği, lüks otomobilli, büyük konaklarda ya da lüks apartman dairelerine geçen varlıklı yaşam biçimlerinin anlatıldığı popüler filmlerin hakim olması söz konusu. Fakat bunların üst üste üretilmesi aynı zamanda biraz senaryo anlamında da niteliğin çok eleştirilmesine sebep oluyor tabii ki. Yani burada tabii ki nitelikli filmler olmasına rağmen benzer filmler de oldukça fazla ortaya çıkıyor. Ve işte piyasadan, piyasa romanlarından sinemaya uyarlamalar yapılabiliyor ve çeşitli tartışma ortamlarının yaratıldığı, özgürlükçü düşünce ortamının hakim olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yine öğrenci olaylarının olduğu ve bunların yine işçi grevlerinin vesaire sosyal içerikli filmlerin de sinemaya hakim olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani ilk defa sinema bilindik kalıplarından çıkarak biraz sosyal içeriğe, farklı konulara yer vermeye başlıyor. Ve tabii 1970'li yıllara geldiğimizde bu askeri muhtıra, televizyonun gelişi, dönemin siyasi atmosferinde etkisiyle işte Kıbrıs meselesi vesaire bu sinemanın özgürlükçü ortamını biraz tekteye uğratmaya başlıyor. Çünkü artık siyasi içerikler ülkenin kendi düzenini bozmamak adına biraz daha siyasal içerikten uzak, daha işte Cüneyt Arkın, Kartal Tibetli tarihsel filmler, Kemal Sunal, Şener Şenli güldürü filmleri hakim olmaya başlıyor. Ve bu şekilde yine bu arada Yılmaz Güney'in eleştirel siyasal filmleri de hakim. Kısıtlı imkanlarla çekilen ve ses getiren önemli filmlerde söz konusu olabiliyor. Sonra 80'lere geldiğimizde toplumsal filmler yerine yine toplumsal filmlerin aynı şekilde kısıtlandığı ve bireysel filmlerin kadının çalışma hayatına girmesinin, kentleşmenin, cinsel özgürlük, arabesk filmlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönem yine 87 yılında çıkarılan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Turgut Özal döneminde çıkarılan kanun, Hollywood filmlerinin sinema salonlarında hakim olmaya başlıyor. Ve Hollywood filmleri hakim olunca da yerli sinema ister istemez kısır bir döngüye girmiş oluyor ve Amerikan şirketlerinin egemenliğinde 90'lara kadar gelindiğinde artık Türk sineması ayakta kalabilmek adına Euromaj desteğinden faydalandığı döneme girmeye başlıyor. Tabii Euromaj'ın etkilerini biz 2000 yıllarından itibaren görüyoruz. Bu arada Euromaj'ı söyleyelim, Avrupa Birliği Sinema Fonu. Evet, evet. Avrupa Birliği Sinema Fonu. Buna Türkiye katılıyor ve belli bir üyelik aidatı var. Bunu ödüyor. Daha sonra bunun işte desteklerinden Türkiye'nin faydalanmaya başlaması, işte 90'lardan itibaren olsa da daha çok 2000'li yıllarda etkilerini hissettiriyor. Bunun dışında Türk sinemasını destekleyen tabii ki farklı fonlar devreye girmeye başlıyor. Çünkü artık devlet desteğinden yoksun olduğunuz için ve işte devlet desteği daha çok yabancı sermayeyi teşviğe yöneldiği için ayakta kalmak adına farklı finans çeşitlerine yöneliyorlar yönetmenler. İşte yine bu işte sınırlı sayıda ses getiren filmlerde o dönem yeni Türk sinemasını gerçek anlamda sesini duyuruyor. İşte Eşkıya, İstanbul Kanatlarının Altında, Her Şey Çok Güzel Olacak gibi filmler bu dönemde ses getiriyor ve
2000'li yıllar sinemasında aslında bir umudu oradan başlıyor. Yani artık Türk sinemasında bir şeyler yapabileceği, kısıtlı imkanlarla da olsa veya bir şekilde kendi çabalarıyla umut verici olduğu anlaşılıyor. 2000'li yıllara geldiğimizde ise sinemanın seyrine baktığımızda biraz daha işte marjinaller, işte yozlaşan büyük kentler, ekonomik kriz, Türk kimliği, farklı kimlikler, bu tarz film çeşitliliğini görebiliyoruz. Yani konu yelpazesinin genişlediğini görebiliyoruz. Yine işte Sinema Kültür Bakanlığı, uluslararası festivallerden dönerken edinilen ödül paraları, yine Euromaj, sponsorluklar, yabancı ve yerli televizyonlardan alınan destekler, bağımsız fonlar, yarışmalar, yurt dışı televizyon kanallarına satış gibi çoklu finans sistemi devam etmeye başlıyor. Bunda özellikle 2004 yılında sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile desteklenmesi hakkındaki kanunun etkisi büyük. Çünkü bu kanunda, yani ilk defa Türk sineması bir kanuna bu anlamda 2000'li yıllarda kavuşuyor. Bu da yerli sinemanın desteklenmesi ve dijital yapım olanaklarının artması şeklinde gerçekleşen yeni teknolojiye uyum anlamında üretimin artmasına yönelik çeşitli işte destekler. Bunlar işte mesela bazı yine yıllarda da 2011 yılında ve farklı yıllarda da bu kanunda revizeler yapılıyor. Mesela animasyon filmlerin desteklenmesi, belgesel filmlerin desteklenmesi, bazılarının geri ödemesiz desteklenmesi, senaryo desteği gibi birçok destek bu anlamda. Özellikle 2005 yıllarından itibaren 2000'ler dönemi Türk sinemasında ürünlerin artmasını sağlıyor. Yani bugün nitelikli ürünler dediğimiz güzel filmleri özellikle bu kanundan sonra hızla artmaya başladığını söyleyebiliriz. Hocam çok güzel özetlediniz. Dönem dönem ayırmanız da hem biz hem dinleyenlerimiz için daha anlaşılır oldu. Teşekkür ediyoruz. Gerçi sinemanın altın yılları dediniz az önce 1950 ile 1970 arasını. Ama sizce bütün bu anlattığınız dönemlerde sinemanın gerçek anlamda kimliğini bulduğu dönem hangi dönem? Neden? Bence sinemacılar dönemi dediğimiz 1950 ile 70 yıllar arasındaki dönem bu anlamda kimliğini bulduğu dönem. Çünkü 1961 Anayasası'nın sağladığı ortamla ilişkili olarak bu dönemde toplumsal ve yönetimsel eleştiriler yapabiliyorsunuz. Ve halkın sevdiği konular, sevilen yıldız oyuncular, sade bir anlatım izleyiciyle buluşuyor. Mesela bu yıllarda sinemacıların temel problemi nasıl anlatmak yerine neyi anlatmak gerektiği oluyor ve Türk sinemasında ilk kez toplum sorunları toplumsal gerçekçi olarak adlandırılan filmlerle karşımıza çıkıyor. Sinemanın eğlencenin ötesinde gerçek sorunlar üzerine yoran bir araç olduğu anlaşılıyor. Ve ilk defa işte gençler de bu anlamda sinema neyi anlatmalı, nasıl anlatmalı diye kafa yormaya başlıyor. Mesela Türk sineması nasıl olmalı tartışmaları başlıyor. Hatta bu tartışmalar ışığında belli ortak görüşler çerçevesinde gruplaşmalar ortaya çıkıyor. Yani mesela milli sinema, ulusal sinema, devrimci sinema gibi ayrılan gruplar özünde mesela Halit Refik'in önder olduğu ulusal sinemada işte Türk toplumunun değerlerine, köklü geçmişine ve geleneksel sanatlarına değer vermeliyiz derken, işte Yücel Çakmaklı ile başlayan milli sinema ise Türk toplumunun dinsel yapısı göz önüne alınarak film yapılması gerektiğini savunuyor. Yani Müslüman kimliği ön plana çıkararak İslam anlayışının sinema aracılığıyla da yaşamın her anlamına yerleşmesini öngörüyor. Daha sonra işte devrimci sinema dediğimiz 1965'te kurulan Sinematek Derneği çevresinde toplanan ve daha çok Avrupa ve dünya sineması örneklerini gösterimini yapan, biraz daha bu kapitalist sistem üzerine işte sinema üzerine eleştirel yaklaşımlı konuşma ve toplantılar düzenleyen grup da bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyor ve devrimci sinema tezini savunuyor. Yani bu şekilde bir gruplaşma söz konusu. Ayrıca yine dağıtım, gösterim, yapım ağına baktığımız zaman da daha sistematik bir yapım var. Yani siz Anadolu'da da sinema salonları yaygınlaşmaya başlıyor ve bölge işletmeciliği adıyla bir sistem kuruyorsunuz. Ve bu sisteme göre yapım şirketlerine film üretmeleri için avans verip çek senetlerle film bitiriyorsunuz. Yani bir anlamda siz hem devletin desteklediği Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi film şenliklerine
katılıyorsunuz. Bir yandan işte seyircinin isteğine göre film yapmaktan dolayı böyle zararın olmadığı, daha çok üretimin arttığı, daha çok halkın beğenisine göre belli bölgelerde filmlerin üretildiği bir dönem söz konusu oluyor. Yine işte Metin Erksan'ın kurduğu bu Türkiye Sinema İşçileri Sendikası, yine bu popüler ve magazinsel dergilerin sinema konusunda yazıların, eleştirilerin çıkmaya başlaması, önemli yönetmenlerin Lütfü Ömer Akat, Atıf Yılmaz, Batı Beki ve Metin Erksan'ın çok sayıda sinemacıları yetiştirmesi ve dönemin sorunlarına eğilmesi, özellikle mesela bu Metin Erksan'ın Susuz Yaz filminden sonra mesela 1969 yılında bir kanun çıkarılıyor ve Türkiye'de kimin tapulu mülkünden kaynak çıkıyorsa o kamunudur denen yasa çıkarılıyor. Yani bir anlamda siz film üretiyorsunuz, toplumsal sorunları dile getiriyorsunuz ve bununla ilgili devlet politikaları ortaya çıkmaya başlıyor veya kanunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Özgürce sinemayı tartışabiliyorsunuz, üretim yapabiliyorsunuz ve o sinemacıların bu şekilde bölge işletmeciliği sistemiyle kesinlikle bir zarara uğramadığı, daha çok film üretimiyle de bunu gösterdiği bir dönem söz konusu. Dolayısıyla bu şekilde söyleyebilirim. Bölge işletmeciliğini not almıştım Sayın Alıcı, ama madem oraya getirdiniz sözü hemen sorayım. Şimdi girişte de bahsettiniz sinemanın altın yıllarında bölge işletmecilerinden. Ben de Türk sineması ile ilgili okuduğum birkaç kitapta buna değinildiğini görmüştüm. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin İkinci Dünya Savaşı sonrası artık iyice büyük şehir haline gelmeleri, ayrıca Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Denizli örneklerinde olduğu gibi Anadolu'da da artık bir hareketlenmenin başladığı yıllar, İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntı yıllarından sonra. Bölge işletmecileri nasıl çalışırlardı? Talepleri neydi İstanbul'dan? Açıkçası şöyle de sorabiliriz, sipariş üzerine mi film çekilirdi o dönemde? Evet, mesela diyelim Adana bölgesindesiniz veya işte İstanbul bölgesindesiniz. Orada daha çok hangi filmlerin gittiği, yani daha çok hangi filmlerin izlendiği üzerine halkın nabzını tutuyordu yapımcılar ve bu anlamda filmler sipariş ediliyordu ve çek senetlerle film bitiriliyordu. Mesela Türkan Şoray'la işte Ayhan Işık filmleri orada daha popülerdir. Veya Yılmaz Güney filmleri. İşte bu anlamda ona uygun halkın nabzı yoklandığında filmler üretilir ve gerçekten de kapalı gişe oynardı. Yani burada kesinlikle halkın beğenisinin artık etki ettiğini ve filmlerin de ona göre seçildiğini görüyoruz. Yani halkın birebir bu sürece, üretim sürecinde dahil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arz talep dengesi de olduğundan avanslarla başlayan süreçte herhangi bir zarara uğrama söz konusu olmuyordu. Evet. Tabii 1950'li 70'li yıllar savaş sonrası sosyal yaşam anlamında da farklı yıllar. Onu da soralım size. Yani bu altın yıllarda sinema kültürü anlamında sosyal yaşam nasıldı? Söz gelimi bugün ben şortla sinemaya gidebilirim ama o yıllarda bu pek mümkün değildi herhalde. Evet, aslında 60'lı yılların en önemli özelliği de bu. Sinema kültürü kesinlikle. Şimdi o dönemin mesela ben bununla ilgili bir kitap yazmıştım. Hatta tekrar gözden geçirmiş basımını da bu yıl inşallah ortaya koyacağım. Kitabın adını şimdi söylerseniz ilgilenen dinleyicilerimiz alırlar. Evet. 60'lı yıllarda Beyoğlu sinemaları şeklinde, evet, bir ismi olacak. Zaten var piyasada, onun biraz daha gözden geçirilmiş basımıyla piyasada olacak yakında. Evet. Şimdi ben 3 Şahin Dilbazlar'la ve işte Fitaş Sinema Salonu'yla yine görüşmeye çalıştım. Atlas Sineması ve Beyoğlu Sineması'yla görüştüm. Ve 60'lı yılların sinema kültürüyle ilgili tabii o dönemde film izleyenlerle konuştum. Bununla ilgili röportajlara yer verdim. Burada hepsinin söylediği, o dönemi hemen hemen söylediği diyeyim, o dönemi özledikleri. Bir kere en güzel ütülü kravatlı kıyafetlerini giyip arkadaş grubu, nişanlı veya aileyle gidip işte gişelerde sıra bekleyip fuayede beklerken gördüğü gelecek filmlerin afişlerini, oyuncu fotoğraflarını görüp bir sonraki film izlemesi için plan yaptıklarını söylüyorlar. İşte salona girmek için gong çalmasını bekleyip işte o sırada yer göstericilere bahşiş verip, bu arada yer göstericiler o zaman işte daha böyle
beyaz eldivenler, kırmızı ceket, siyah pantolon ve üniformalarıyla müşteriye yer gösterir ve film başlamadan önce çalan zil ve perdelerin açılmasıyla birlikte işte genci yaşlısı hep birlikte aynı sinema salonunda film izlerlermiş. Ve o dönem tabii bir de şu var, 60'lı yıllarda televizyon olmadığı için ve farklı bir eğlence, hani gazino dışında, sinema, tiyatro dışında olmadığı için yabancı sinema filmleri, tiyatro oyunları, gazeteler, tefrikalar, cep kitapları, Ses Hayat gibi Amerikan tarzı popüler bol resimli aile dergileri, işte Yön, Aksiyon, Akis, Sol, Devrim gibi ideolojik içerikli düşün dergileri gibi önemli kültürel kaynaklardan bahsettiler. Yani gerçekten seyircinin de orada sinemacı personelin de kesinlikle hem giyim kıyafet anlamında hem kültürel anlamda farklı bir havası olduğu ve hatta birbirlerine bakarak daha çok film izlediklerini söylediler. Mesela işte yine tefrişatçılar dediğimiz, yani yer göstericiler o zaman seyirci bahşişiyle geçinirmiş ve patronlardan sadece bayram ikramiyeleri veya kömür erzak yardımı alırlarmış. Mesela şu an sinemacı personele maaş verilmesi gibi şeyler o dönemde yokmuş. Ve gayrimüslimlerin özellikle sosyalleşme ve eğlence aracı olarak sinemayı bu dönem benimsediğini, işte yine İstiklal Caddesi'nde bu işte farklı etnikteki kimliklerdeki kişilerin sinema salonlarına gitmek için kuyruk beklerken polis kulübeleri varmış ve böyle üzeri kirli, çok böyle giyim anlamında müsait olmayan, daha böyle güvensiz gördükleri kişileri hemen uzaklaştırırmış. Yani bunun için özel güvenlik tedbirleri de alınırmış. Yani o İstiklal Caddesi'nin o havasını bozmamak için, o sinema ortamını, kültürünü bozmamak adına. Ben de size katkıda bulunayım burada. O polislerin yarı beline kadar gelen yuvarlak kulübelere zıvana der eski İstanbullular. Hatta beni zıvanadan çıkarma sözü de oradan gelir. Onu da dil bilgisi olarak aktaralım. Şimdi 70'li yıllar, Birgül Hanım, 70'li yıllar artık göçün neredeyse ülkede zirve yaptığı yıllar. Büyük şehirlerde gecekondulaşmanın başladığı yıllar, terör olaylarının başladığı yıllar ve artık televizyon var. O yılları biraz anlatır mısınız bize? Evet, o yıllar işte televizyonun da ve bahsettiğiniz olaylardan dolayı artık işte izleyici sinema salonlarından çekilmeye başlıyor. Çünkü hem siyasi karışık bir ortam var, güvensiz bir ortam var, işte darbe yönetimleri vesaire. Hem de televizyonun gelmesiyle artık izleyici kendi evinde sinema izleme, pardon, kendi televizyonunda içerikleri takip etme, yine TV filmlerini izleme dönemi ortaya çıkıyor ve aynı zamanda erotik filmler furyası başlıyor. Şimdi bu dönemde halkı siyasi veya toplumsal içeriklerden uzak tutmak için haliyle onları oyalamak zorundasınız ya da onları farklı içeriklerle meşgul etmek zorundasınız. Bu anlamda işte biraz daha erotik filmler, Kartal Tibetli, Cüneyt Arkın'lı filmler izlenmeye başlıyor. Bu da tabii sinemanın bir anlamda gerilemeye başladığı bir sürece girmemizi sağlıyor. Aslında 1970'li yıllar için sinemanın biraz gerilediği dönem diyebiliriz değil mi rahatlıkla? Evet, çünkü artık bu kültürün yavaş yavaş kaybolduğu, yani yine film izleme kültüründe tabii ki hani yine şık giyinme vesaire onun tamamen kesildiğini demiyorum da hani biraz daha yavaş yavaş başlayan bir süreçte artık televizyon gelince, çünkü televizyon bazı yerlerde de tabii 80'lerde daha çok popüler olmaya başladı. Daha çok evlere girmeye başladı. Artık biraz daha izleyicinin evine kapandığı, güvenli bir, konforlu bir şekilde televizyona hapsolduğu bir dönem diyebiliriz. Çünkü siz çocuklarınızla, ailenizle, eşinizle artık televizyon imkanı varken, işte daha böyle evinizin rahatlığında bir fırsat varken, çünkü yazlık sinemalarda artık yavaş yavaş, o dönemde mesela 5000-7000 kişiden bahsediyoruz, yazlık sinemalar da var 60'larda ve çok popüler. O dönemde en fakir insan bile kuruşlarla film izleyebiliyor. Ben 1970'li yılların ilk döneminde yazlık sinemalara yetiştim. Hatırlıyorum. Evet, evet. Şimdi yarıladık yavaş programı. Yavaş televizyon olunca yazlık sinemalara da gidilmemeye başlanıyor ve artık o eski popülaritesi, mesela kadınlar matinesi var, farklı gösterimler var, işte bunlardan yavaş yavaş
birden dediğim gibi bir kesme olmuyor tabii ki. Şimdi bunların yarıladık programı Bilgül Hanım. Ben bir sizi tanıtayım radyolarını yeni açanlar için. Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Birgül Alıcı konuğumuz ve Türk sinemasının serüvenini konuşuyoruz. Şimdi 2000'li yıllara geleceğiz ama bu iş Pera'da başladı, Beyoğlu'nda. Ve o dönemin sizin de daha önce çalıştığınız gibi özellikle 60'lı yıllarda Beyoğlu Sinemaları isimli kitabınız için çok çalışmışsınızdır ona. Bu eski Beyoğlu sinemalarından biraz bahsedelim ve onların bugünü nasıl kıyaslarsınız? Evet, şimdi ben eski Beyoğlu sinemaların özellikle işte 60'larla birlikte popülerleşen bunların bugünüyle kıyasladığımız zaman dijitalleşme öncelikle. Tabii ki bu sinemaları da yani çok az sayıda da kalsa işte bunları saymıştım. Fitaş dedim. Atlas. Yine Beyoğlu sineması. Atlas ve Sinema Jestik olarak geçiyor ama eski Rüya sinemasının devamı olarak nitelendirebilir. Çünkü aynı politikada devam ediyor. Daha öncesinde çünkü... Melek de var galiba, Melek sineması. Yeni Melek. Evet, bunlar işte Melek, Emek, bunlar kapanan sinemalar. Alkazar, Lale sinemaları. Yavaş yavaş öncelikle kapanmaya başladılar. Bu kapanma sürecinde tabii ki seyircinin gitmemesi büyük oranda etkili oldu. Seyirci neden gitmedi Beyoğlu sinemalarına? Neden birer birer kapanıp şu an 2-3 tane kaldılar dersek? Öncelikle alışveriş merkezleri bildiğimiz üzere artık Türkiye'nin her yerinde var. Ve bunların verdiği işte imkanlar dolayısıyla izleyiciler artık sinema salonları yerine alışveriş merkezlerinden film izlemeyi tercih ediyor veya Netflix gibi dijital internet platformlarından film izlemeyi tercih ediyor. Bunda da şimdi mesela siz çocuğunuzla eşinizle gidiyorsunuz alışveriş merkezine. İşte bir yandan yemek yiyorsunuz, bir yandan farklı işte giyim ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Aa, sinemaya da gideyim diye her şeyi bir arada yapmak isteyenin etkisi söz konusu. Artık biz biraz daha böyle tembelleştik açıkçası. Yani sinema salonlarına ayrı gideyim, işte alışveriş merkezlerine ayrı gideyim ya da işte biraz bir hafta sonu eşimi çocuğumu alayım gideyim olayından uzaklaştık. Bunda tabii birçok etken söz konusu. İşte bahsettiğimiz televizyonun dışında bazı mesela yine dijital teknolojinin getirdiği imkanların mesela maliyetleri arttırdı dijital teknoloji. İşte ses düzeninden filmlerin dijitalleşmesi, ondan sonra mesela değişik teknolojiler, 3 boyutlu film izleme, IMAX teknolojisi, işte daha yüksek kalitede, daha yüksek nitelikli film izleme. Yine mesela artık siz film izlerken mesela sinema alışveriş merkezlerinde öyle özellikler getirildi. Mesela diyelim siz sinema izliyorsunuz, film izliyorsunuz. Bir yandan orada yağmur varsa veya oradaki görsel atmosfer neyse onu hissediyorsunuz. O kokuyu veriyorlar size. İşte yağmuru, o duyguyu hissetmeniz adına öyle bir atmosfer sunuyorlar ki size. Ses olsun, ışık olsun, özel ışıklar olsun. Siz tamamen o filmin içinde hissediyorsunuz. Bunu yani. Alman tiyatrosu da yapmaya başladı artık. Evet, evet, kesinlikle. Çok değişti görsel sanatlar tabii. Evet, dolayısıyla siz artık... daha şimdi madem film izleyeceğim, hani bu imkanları sunan bir yer varken neden Beyoğlu sinema salonunu tercih edeyim, neden oraya destek vereyim görüşü. Ve özellikle tabii sinemanın seyirci kitlesi de işte gençlere daha böyle normalde hani genci yaşlısı ailece gidilen filmler artık daha genç kitlenin gittiği ve sınırlı sayıda gittiği bir hal aldı. Bunun da etkileri var ve dolayısıyla Beyoğlu sinema salonları dijitalleşmenin etkisiyle oldukça daha birer birer kapanmaya başlamanın yanında bir de mücadele kalanlar da mesela mücadele etmeye başladı. Bu da nasıl mücadele ediyorlar diğerleri kapanırken derseniz gerçekten hani hepsinde şunu gördüm. Yani kesinlikle büyük bir sinema aşkı var. Yani hep ağlayarak konuşuyorlar ve ben de ağlıyorum. Yani ister istemez çünkü size bir emekten bahsediyorlar. Diyorlar ki mesela biz hani babadan gelen bir meslek, işte dedelerimiz bu işi yapardı, sonra biz devraldık, çocuklarımızın da devam etmesini istiyoruz. Yani
Aslında mesela diyorum nasıl ayakta duruyorsunuz? İşte fallarla, işte buradaki Orta Doğulu kitleyi çekmek adına bir şeyler yapıyoruz. Çünkü artık Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde Türkler yok. Yani daha çok Orta Doğulular var. Onları çekmeye çalışıyoruz. O beyaz yakalı elit kesim artık uzaklaştı alışveriş merkezlerinde. Orta Doğulular da sinema izlemiyor. Biz de işte fallarla, belli şeylerle onları çekmeye çalışıyoruz diyorlar. Veya işte Beyoğlu Sinema Salonu'na bakıyorsunuz. Sadakat kartı adıyla işte mesela 250 liralık bir sadakat kartı alıyorsunuz veya işte 300 liralık. Buna göre işte belli filmlerde indirimler yapıyor. Bunda daha çok işte gönüllülük esasına dayalı işte satılıyor ve o şekilde borçlarını kapatabilmiş. Ama tekrar işte kapanma süreci 2017'ye girerken kapanma sürecini atlatıyor. Tekrar yine bir krize giriyor. Peki Birgül mesela, Hanım, bu dijitalleşme dünyayı nasıl etkiledi sinema salonları açısından? Dijitalleşme öncelikle şimdi bu yeni teknolojilerin sinemalarda tabii ki bu yenilikçi teknolojik imkanları hangi sinema salonu daha donanımlı bir şekilde yansıtırsa o sinema salonları tercih edilir. Yani New York'ta, Paris'te, dünyada, Londra'da benzer durumlar yaşandı mı? Evet. Ve şunu söyleyebiliriz. Dünyada da şimdi sinemaya baktığımız zaman daha çok Avrupa ülkelerinin, Kuzey Amerika'nın vesaire bunların daha çok sinema kültürlerine sahip çıktığını söyleyebilirim. Ama buna karşılık diğer ülkelerde biraz mesela hani Çin'in yine aynı şekilde hani Uzak Doğu Avrupa ülkeleri sinemaya biraz daha sahip çıktıkları için mesela pandemi döneminde de aynı şekilde oldu. Oraya zaten geleceğiz. Bu ülkeler filmleri sinemada izlemeye önem verdikleri için buradaki sinema salonları veya o sistemin daha farklı olduğunu ama işte diğer ülkelerde biraz daha evlere kapanıldığını yine aynı bizim Türkiye'deki gibi bir sistemin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii onu pandemi döneminde bahsedeceğim. Yani pandemi dönemini anlatacağım. Şöyle biraz sonra. Açtınız madem hemen sorayım. Pandemi dönemi gerçekten tüm yaşama alışkanlıklarımızı hatta eğitim sağlık alışkanlıklarımızı değiştirdi. Elbette bu tür alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Sizin alanınız, uzmanlık konunuz, sinema izleme alışkanlığımızı nasıl değiştirdi bu pandemi dönemi? Evet. Şimdi pandemi dönemi öncelikle bir şöyle iki yaklaşım söz konusu oldu. Birincisi işte artık bundan sonra filmler de çekilmeyecek. Hani daha böyle olumsuz bir havaya bürünenler. Bir de işte ya nasıl olsa yazın salonlara döneriz. İşte daha böyle o şeyden biraz daha iyimser bir tablo. Ama pandemi dönemi öncelikle tabii ki bir yıl gibi bir süreç. Yani 17 Mart 2020 yılında ilk sinema salonları kapandı. Ve tekrar işte Temmuz gibi tam anlamıyla. Şimdi 1 Nisan dendi sonra uzadı vesaire. Yani 1-1,5 yıl gibi bir süreçten bahsedebiliriz. Bu süreçte bu bilinmezlik tabii ki evlerde sinema izlemeye başladık. İşte Netflix gibi internet platformlarından izlemeye başladık. Ve sinema kesinlikle sinema piyasaları da bu anlamda çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Çünkü zaten izleyici gelmeyince, kapalı olunca işte kiradır vesaire personellerin giderleridir. Bu noktada işte Sayın Cumhurbaşkanımızın tedbirleri ve önlemleri oldu ve bu noktada görüşlerini söyledi. İşte yani personellerinizi çalıştırın ve işte destek olacağız şeklinde. Bunlarda da tabii bazı kriterler söz konusu oldu. Bu kriterlere uyanlar oldu, uymayanlar oldu. Mesela Beyoğlu Atlas sinema salonları daha çok bizim bahsettiğim sinema salonlarında biraz daha bu kriterlerin dışında. Çünkü sanat filmleri dediğimiz daha çok kişiye oynamayan filmler gösterildiği için çünkü belli bir gişe ve belli bir farklı kriterleri vardı. Bu anlamda bir çok faydalanamadı. Ama tabii bu eğlence vergisinin kaldırılması vesaire o dönem için rahatlatıcı oldu. Bizlere baktığımızda da biz daha çok evlerde sinema keyfini tercih edenler için zaten hani biraz daha pandemi filmlerini de izleyelim. İşte pandemide neler oldu? Biraz pandemiye bir merakımız oldu. Onun dışında işte biraz daha tabii o sürecin verdiği bir ailece birlikte olma kültürünün tekrar geldiğini söyleyebiliriz. Yani biz normalde giderdik işte
bir kişi, iki kişi, arkadaş grubumuzla belki izlediğimiz sinema filmleri artık ailece izler olduk. Bu anlamda da olumlu bir etki olduğunu söyleyebilirim ama tabii çok sinema filmini sinemada izlemenin keyfini vermedi. Bu da çok bizi tabii hani evde olmanın, evde vakit geçirmenin daha fazla olması hani bir anlamda film izlememizi arttırdı belki ama hani çok da bu noktadaki seyir keyfimizin önüne geçtiğini düşünemiyorum. Yani çünkü bir sinemada izlediğin filmi evde izleme sürekli senin dikkatini dağıtan bir şey. Mesela birden telefon geliyor veya işte farklı uyaranlara maruz kalıyorsun ve odaklanamıyorsun filme. Bir sinema filmini sinemada izlemenin verdiği hazzı vermiyor. Bu da ister istemez bence izleyiciyi etkilemiştir diye düşünüyorum. Tabii şimdi bu AVM'deki cep sinemaları da bizce sinema değil. Az önce siz de anlattınız detayıyla. Çünkü geçmişte sinema kültürü olan insanlarız. Peki bu var olan sinemaların İstanbul ve Anadolu'da kapanmaması için sizce ne yapılabilir? Evet, bu noktada kendileriyle görüştüm. Benim de hani fikrim benzer şekilde. Ya öncelikle bir devlet politikası, Kültür Bakanlığı'nın bu konuda belli kararlar alması önemli. Mesela onların da söylediği şuydu. Turistik tesislere belli vergi indirimleri veya belli vergilerin kaldırılması yapılabiliyor. Elektrik, su giderleri alınmıyor veya farklı şeyler. Hani o bölgeleri kalkındırmak için yapılan indirim politikaları veya vergi alınmaması gibi şeyler bizlere de uygulanabilir diyor. Yani 6-7 bin lira elektrik faturasından, işte farklı giderlerden, kalemlerden bahsettiler ve gerçekten zarar ediyorlar. Yani bunu işte fal ve farklı şeylerle kapatmaya çalışıyorlar, farklı politikalar izliyorlar veya işte Beyoğlu sineması şimdi mesela bir kulüp geliştirmiş. Bu kulüp altında işte mesela sinema tişörtleri vesaire satıyor ama bunlar ne kadar hani etkili olabilir, ne kadar o döngüyü değiştirebilir. Çünkü zaten 2-3 tane kalmışlar. Hatta Fitaş tamamen ticari sinemaya dönmüş. İşte Dilbazların olduğu bu işte Sinema Jestik gerçekten çok ciddi anlamda hani baba oğul mücadele veriyor. Yine Beyoğlu sineması aynı şekilde. Atlas yine bazı şeyleri mesela film ekimi gibi bazı festivalleri alabiliyor ama mesela Sinema Jestik onu da alamadığını söylüyor. Veya işte başka sinemayı özellikle hani gişe filmleri olmayan filmleri gösteren Beyoğlu sineması bu noktada işte Bergüzel Koral, Hazar Ergüçlü gibi belli Şener Şen'in buralarda film izlediğini, onların destek verdiğini söylüyor. Yani belli oyuncular eşliğinde onların destekleriyle gönüllü çabalarla faaliyet gösterebiliyorlar. Yani bunun önüne geçmek gerekiyor her şeyden önce. Yani sistemli bir devlet politikası. Yine belli vergilerin işte eğlence vergisi gibi işte çöp atık vergisi yani farklı rüsüm vergisi vesaire bunların alınmaması. Belki ve de gerekirse. Hani yarı yarıya da olsa mesela razılar. Hani gerçekten çünkü o çarkı döndüremiyorlar ve çok az kişiyle çalışıyorlar ve zararına çalışıyorlar. Hani bunu kendileri de hani belgelerle bana gösterdiler. Bu neden hani bunun devam ettiğini sorduğumda da hani mesela şey onlara da söyleniyormuş hani bunu daha çok hani başkasına kiraya verin. Ben bu sinema geleneğini yaşatmak istiyorum. Dedemden gelen bir miras ve çocuklarıma aktarmak istiyorum diyor ve bu şekilde sonuna kadar zarar etse devam edeceklerini söylüyorlar. Ve gözleri dolu dolu anlatıyorlar. Bence kesinlikle bu konuda bir devlet politikası ve belli vergilerin alınmaması gerekiyor her şeyden önce. Yine bu Sadakat Kart gibi Beyoğlu sinemasının yaptığı olayda işte sinemacıların destek vermesi veya işte gönüllü vatandaşın işte mesela normalde biz diyelim bir ders vereceğiz, bir hocayız veya işte bir festival buralarda diyelim işte Atlas'a gel. Bu senede işte Sinema Jestik'te bunu yapalım gibi. Belli şekilde öğrencilerimizi ya da işte biz birey olarak bu sinemaların kapanmaması adına alışveriş merkezlerini yerine buralarda film izlemeye gitsek. İşte bunu bir hani eskisi kadar olmasa da bir alışkanlık, bir kültür olarak hani gelecek nesillere aşılasak, bunun öneminden bahsetsek, bunun reklamlarını, tanıtımını yapsak. Hani bu en azından bu 2-3 sinema salonumuzda kapanmamış olur ve gerçekten buralarda sinema izlemek oldukça keyifli. Geniş sinema salonlarında çünkü alışveriş merkezlerinden oldukça
alışveriş merkezinin cep sinemalar, sizin de bahsettiğiniz gibi işte iyice bölündü, iyice küçüldüler ve işte bir tüketim yaparken işte buraya da girelim oldu. Önceden sinemada film izlemek birinci alışkanlığımız, yani bir sinema kültürümüz vardı ve bunun belli bir kimliği vardı. Biz bunun için hazırlanırdık, bunun için giyinirdik deniyor ve artık bu kayboldu, bu hale kayboldu. Bence bunu tekrar kazandırmalıyız ve sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Yoksa onların da kapanması, artık sanat filmlerinin bitmesi ya da onların biraz daha sekteye uğraması ve çok daha gişe filmleriyle hareket eden bir yapıyı götürecek bizi. Bence Türk sinemasının kesinlikle çeşitliliğe ihtiyacı var. Acaba devletleştirmek çözüm olur mu burada? Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesiyle belki bazı belediyeler el atabilir. Şimdi süre çok daraldı. Tabii ki. Birgül Hanım. Gelecekte nasıl bir sinema bekliyor? Bizi şöyle 2 dakika aydınlatır mısınız? Dijital kasklar, 3 boyutlu gözlükler, bunlar başladı zaten çıkmaya. Gelecekte nasıl olacak bu sanat? Evet, gelecekte şimdi şöyle söyleniyor. Ya sinema tamamen bitecek, sinema salonları, her şey işte evlerden izlenecek veya işte ikisi birlikte hareket edecek. Ben ikisinin, yani hem sinema salonlarının hem de yine dijital platformların evde izlemenin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bugün mesela kitap okumakta, hani ona bakarsak artık işte sesli kitap veya farklı platformlara dönüştü, elektronik kitap vesaire. Ama hala kitap okuyabiliyoruz. Sinemayı da ben böyle düşünüyorum. Yani biraz daha sanal gerçeklik araçları, 3 boyut, işte 4DX, bu biraz daha artacak belki, işte evlerde izleme konforu biraz daha aynı şekilde gerçekliği daha yakından hissetmemiz şeklinde artacak. Yani bu süreç devam edecek. Ama aynı zamanda yine sinema salonları da devam edecek. Çünkü hala Avrupa'da olduğu gibi bizde de, yine farklı ülkelerde de sinemayı salonda izlemek gerektiğini düşünenler var. Bunlar daha çok genç kitle de olsa hala bilinçli bir kitle var. Sanat filmlerini izleyenler var. Dolayısıyla ben ikisinin birlikte devam edeceğini düşünüyorum. Ve çok karamsar bir tabloda düşünmüyorum. Yani tabii ki Türk sinemasının bu anlamda birazcık daha kendini geliştirmeye ihtiyacı var. Yani işte daha çok biz gişeye göre hareket ediyoruz. Daha çok sonuca, rekora, işte tamam hasılat yapmış, bunun üzerinden buna devam edelim diye devam ediyoruz. Bu şekilde değil de biraz daha sürece odaklanarak, yani konu çeşitliliği olurken bir yandan da bu konuları gerçekten nitelikli bir şekilde vermek. Yani daha çok günü kurtarmak yerine süreç olarak düşünmek Türk sinemasının geleceği anlamında çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an mesela işte daha çok komedi, korku, işte cin çarpması, işte belki birkaç işte ünlü oyuncuyla devam eden, işte oyun, hala oyuncu üzerinden, yıldız sisteminden devam eden bir sistem var. Bunu biraz daha kırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani biz bilim kurgu da üretebilelim, farklı türler de üretebilelim ve bunları üretirken de gerçekten nitelikli üretebilelim. Yani eskideki gibi hani hızlı bir üretim sürecinden ziyade daha çok izleyiciyi baz alarak, yani hangi mahallede ne izlenir vesaire, bölge işletmeciliği sisteminde olduğu gibi biraz daha seyirciye inebilmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bunun için de anketler, çalışmalar, biraz daha sistemli bir şekilde araştırmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Birgül Hanım, çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür ederiz. Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Birgül Alıcı Hanımefendi ile bu hafta Türk sinemasının 1914'te başlayan serüvenini konuştuk. Elbette konu zaman zaman dünya sinemasına da kaydı. İstanbul'dan tüm TRT Radyo 1 dinleyenlerini saygıyla selamlayalım. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Süha Uner. Haftaya yeniden buluşalım diyelim. Hoşça kalın efendim. Vesair sona erdi.